Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde milföy hamuruyla çok lezzetli bir sosyete mantısı yapacağız. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle kıymalı iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için 300 gram kıymayı uygun bir karıştırma kabına alıyorum ve üzerine küçük küçük doğramış olduğum bir tane büyük boy soğan ilave ediyorum. Daha sonra bir silme tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve malzemeleri elimle yoğurarak karıştırıyorum. ve bütün malzemeler güzelce karıştığında kıymalı iç harcımız hazır ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet milföy hamurlarını buzluktan çıkarttıktan sonra merdane ile açılabilecek yumuşaklığa gelene kadar beklettim. Tam ortadan ikiye kesiyorum ve hafifçe unlamış olduğum tezgahta küçük bir merdane yardımıyla açıyorum. Ve milföy hamurunu iki katı uzunluğa getirdim gördüğünüz gibi. Şimdi uzun kenarına hazırlamış olduğum kıymalı harçtan koyuyorum ve bir parmak genişliğinde yayıyorum. Daha sonra kenarlarını içeriye doğru kapatıyorum ve ileriye doğru sardıktan sonra gül böreği şekli veriyorum. ve pişerken açılmaması için bir tane kürdan batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Kalan milföy hamurlarının hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, hepsini tamamladım ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim. Bu arada fırınımı alt üst 190 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve daha sonra altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Evet mantılar pişti ve fırından çıkarttım. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrol ederek altı ve üstü kızardığında fırından alabilirsiniz. Evet mantılarımız hazır ve şimdi servis tabağına alıyorum. ve üzerlerine sarımsaklı yoğurt koyuyorum. Bu arada biraz sıvı yağda bir tatlı kaşığı kadar salça, biraz kırmızı pul biber ve biraz kırmızı toz biberi kızdırdım ve şimdi yoğurtların üzerine soslarını koyuyorum. Ve soslarını da koyduktan sonra mantılarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi. Yiyen herkes çok beğendi ve herkesten tam not aldı. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.